Mesela değişim meselesiyle ilgili sordum, hiç oraya girmem dedi yani. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir Cumhuriyet konu Halk olarak Partisi değerlendirdi. İçinde onu. Dedi bir konu. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu mevzu bahis olunca benim anladığım orada çok bir şey söylemek istemiyor Sayın Babacan. Bu arada evet. Faruk sen nasıl buldun? Ben, neler söyledin sence? Ben şöyle. Kısaca alayım ondan sonra hemen Sayın İmamoğlu'nun açıklamalarına, yankılarına gelelim. Sayın Ümit Kocasakal'a döneceğim. Biraz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son ya duruma bir, da gelelim. Hülya, Faruk'a bir şey sorabilir miyim sevgili Hülya? Bak şu anda ekranda yazana, Faruk yayındaydın sen, güzel bir yayın. Babacan diyor ki hiç kimseye borcumuz yok, onlar bize teklif etti. Bu siyaseten nasıl bir cümle? Yani size teklif, yani kimse size teklif, onlar size teklif ediyor. Biz kimseden bir şey istemiyoruz. Yani yarın da Kemal Bey çıksa dese ki arkadaşlar masada bizden şu kadar şey istedi. Ne olacak yani bu, kimseye borcumuz yok ne demek siyasette ya? Ben size söyleyeyim, o dört parti basbayağı da Cumhuriyet Halk Partisi'ne borçludur yani. Bu çok açık siyaseten. Şimdi ama yine katkımız oldu diyor işte. Hayır. Yani sonuçta yani Cumhuriyet Halk Partisi oyları yükseldi bu 15 vekilin çıkarıldığı yerde diyor. Ayrıca nasıl sen dedin ya mesela Ümit Özdağ ile ilgili bu mütabakat metninden bahsettin ya, bu anlaşmanın bilindiğini mesela bence onlar da biliyordu dedin. Böyle bir cümle kurdun. Kurdum yine söylüyorum, biliyorlardı. Bakın iki bakanlığı ben biliyordum, bütün Ankara biliyordu. Yani İçişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanları ben biliyordum. Ankara'da sokaktaki kediler biliyordu. Yani siyasi partilerin genel başkanları mı bilmiyorlar? Yani lütfen yapmasınlar bunu. Şimdi burada yani şöyle bir durum var. Seçim kazanlamadı. Ay, evet. Peki yani ben şöyle bir durum var burada. Sayın Babacan birçok konuda eleştirilebilir. Biz de sorular sorduk. Birçok konuda yani içeriden dışarıdan o süreçte ne yaşandı, ne oldu, ne bitti. Şimdi, ama bütün soruları açıklıkla yani, izleyicinin takdiridir. Her soruyu da sorabildik. Hani aklımıza gelen en azından önemli. Şimdi bu tercihleri Babacan yapmadı. Ya da bu tercihleri Ahmet Davutoğlu da yapmadı. Temel Bey de yapmadı. Yani Babacan diyor ki bize teklif yapıldı diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bize teklif yapıldı diyor. Elbette ki Deva Partisi'nin 15 milletvekili, Gelecek Partisi'nin milletvekilleri, Saadet milletvekilleri bugün mecliste milletvekili iseler bunu %100, %1000, %1 milyon Cumhuriyet Halk Partisi'ne borçlular. Ya kimseye bir borcumuz yok diyor. Yani oranlarını işte söylüyor. Bak, yani diyor ki sadece Deva adayı olan iller üzerinden anlatıyor mesela. Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı yükseldi derken. Bakın şimdi Sayın Babacan'ın bunu tam olarak söyleyebilmesi için burada söyledi. Biz de sorularımızı sorduk ama bunu Deva Partisi'nin ya da diğer partilerin tam olarak söyleyebilmesi için seçime bağımsız kendi başlarına girmeleri gerekirdi. Ve meclise giriyorlarsa, kaç milletvekili alıyorlarsa, barajı nasıl geçiyorlarsa meclise girip ondan sonra biz buraya söke söke kendi tırnaklarımızla geldik demeleri gerekirdi. Ben Sayın Babacan'ın şurada haklı olduğunu düşünüyorum. Ya bunu biz istemedik diyor. Bunu biz kurgulamadık. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nden biz talep etmedik. Biz oturduk, ittifak görüşmeleri yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi bize dedi ki şurada, 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 şurada şu vekilleri çıkarabiliriz. Sizinle bu, Gelecek Partisi'yle bu, Saadet'le bu. Bu planı Cumhuriyet Halk Partisi hazırladı diyor. Şimdi orada haksız mı? Yani bana teklif getirmişsin. Bana getirdiğin teklifi ben de kabul etmişim. Sonra ortaya bir tablo çıkmış. Sonra seçimin ardından bana diyorsun ki sen bana borçlusun. Ya ben sana borçlu değilim. Sen bana teklif getirdin. Orada tabii, haklı. Tabii. Yoksa Deva Partisi, Deva Partisi'nin ama bugün, eleştirebilirsin. O tamam, ayrı eleştir, ama teklifi getiren. Tabii. Yoksa Deva Partisi'nin mecliste milletvekili varsa bu elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayesindedir ya. Buna kim itiraz edebilir yani? Siyasetin matematiği bu. Diyor ki şimdi, nasıl ya, ama yarın Ümit Özdağ mesela çıkıp da herkesin bildiğini söyleyebilir diyor mesela. Neyi söyleyebilir? Mütabakat metnin içeriği noktasında. Yani Kılıçdaroğlu ile yaptığı. Ankara'da herkes biliyordu diyor. Kültür Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'nı diyor. Nasıl diyor ittifak paydaşları bilmiyor. Ben açıktan ilan ediyorum. Bilmiyor diyor yani. Ama şimdi bir şey bir partinin lideri burada, diyor ki ben bilmiyordum temas kurulacağını biliyordum diyor. Biz burada şimdi o parti genel başkanlarının biz bunu bilmiyorduk demelerine itimat edebiliriz. Yani beyan esastır. Yani oradaki genel başkanlar diyor ki biz bu masadaydık, oturuyorduk. Burada konuştuk 1,5 sene, ittifak yaptık. Fakat arada yani 14 Mayıs'ta 28 Mayıs arasında Ümit Özdağ'la yapılan ittifakta K
kime ne bakanlık verildi, ne alındı, ne düşündü, biz bunu bilmiyorduk diyorlar. Ha, onunla bir görüşme yapılacağına masaya getirdi diyor. Nasıl sen nereden biliyordun? Mesela herkes konuşuluyordu, herkes bakın, konuşuyordu diyorsun mesela. Ya Ali Babacan dedik ya bu akşam masaya Sinan Oğan'la ve Ümit Özdağ'la görüşme yapacağını getirdi Kılıçdaroğlu. Yani biz o görüşmenin yapılacağını biliyorduk dedi. Bir dakika, Ali Haydar Fransız biliyor muydunuz dedi içeriği? Yok, hayır, ben ya şeyi biliyordum hani görüşme ama bu üç bakanlık meselesini bilmiyordum. Onu kimse bilmiyor. Ya o zaman nasıl gidiyor Ankara'da sokaktaki herhangi bir kedinin bile bildiği bir şey diyor. Hayır canım, hayır. Hiç bu iddiamdan geri adım atmıyorum. İçişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı meselesi, İçişleri Bakanlığı Ümit Özdağ herkesin gözünün içine Ümit Özdağ ilan etti. Bak, Ümit Özdağ kendisi zaten bu görüşmeler yapılmadan önce özellikle bu sığınmacı mülteci meselesiyle ilgili bu insanların tekrar ülkelerine geri gönderilmesine yönelik olarak İçişleri Bakanlığı'nın Ümit Özdağ'ın canı gönülden istediğini biliyorduk. Yani bunu biliyoruz. Ama eğer orada şöyle bir Masum şey oldu. Masum Güngör'ün kastettiği şey, herkesin bildiği dediği şey buysa bunu biliyorduk. Ama biz, ben Ankara'da sokaktaki kedinin bile böyle bir kediler biliyor. Kediler. Anlaşılıyor. Ay, 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 ay,